Merhaba, programa hoş geldiniz. Meral Danış Beştaş, merhaba. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Zor bir ülkede ilginç bir siyasetle iç içeyiz. Komik olaylar yaşanıyor. Bunun adına siyaset diyorlar. Önce bir soru soracağım. Siz kendi aranızda parti içinde ya da parti dışında arkadaşlarınızdan konuşurken şöyle bir tartışma yapıyor musunuz? Bu seçimde Türkler nasıl oy verecek? Türkler bizi destekleyecek mi? Çünkü ilginç bir tartışma var Türkiye'de. Her seçim öncesi şöyle bir şey başlıyor. Kürtler çok akıllı oy kullanıyor. Kürtlerin muhafazakarları şuraya verir. Kürtler şunu yapar, bunu yapar. Siz kendi aranızda tartışırken Türkler nasıl oy verecek hiç? Ona göre bir hesap yapıyor musunuz? Biz böyle bir hesap yapma fırsatı bulamıyoruz. Çünkü herkes bizi konuşuyor. Kürtleri konuşuyor. Ve hakikaten çok doğru bir noktaya işaret ettiniz. Yani bunun çok tartışılması lazım. Ben bunu farklı şekillerde ifade ettiğimi hatırlıyorum. Mesela şöyle bir değerlendirmem var. Yani inandığım bir şey. Türkiye Partisi olma tartışması da bu eksende dönüyor ya. Hani DEM Parti ya da HDP Türkiye Partisi olabildi mi diye. Birkaç defa mecliste söylemiştim farklı röportajlarda. Türkiye'de Kürtleri kapsamayan bir parti Türkiye Partisi olamaz demiştim. Çünkü neticede herkes Türkleri kapsıyor mu? Yani tersten söylüyorum. Kimse Kürtleri kapsıyor mu? Yani bu ülkenin dörtte bir nüfusu en az Kürt halkından, Kürt toplumundan oluşuyor diye bir soruya yanıt bulamıyor. Sizin sorunuza da gelecek olursak, evet yani neticede kimse şunu tartışmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, iktidar partisini ayakta tutanın asıl Türkiye'de farklı kimliklerde olan seçmenlerin bir bütünlüğün olduğunu kimse görmüyor. Kürtler ne kadar oy verdi diye tartışıyorlar. Ya da Kürtler bu seçimde ne kadar kime oy verecek diye. Hayır, Türk oyları tartışılmıyor. Oysa ki asıl belirleyen tabii ki Türkiye'nin her oyu yani bir bütün olarak. Bu da ayrımcılığın başka bir versiyonu. Evet. Zaten. Ayrımcılık yani Kürtleri omuzuna büyük bir yük yükleniyor Türkiye'nin diyelim bir çoğunluğu tarafından. Siz buraya oy verirseniz biz kazanırız. Diğer taraf diyor ki siz buraya oy verirseniz biz kazanırız. Kürtlerin kendi tercihi olamazmış gibi, kendi kararlarını veremezmiş gibi. Birer özne değil de birer araç, hani sadece araçsallaştırılan bir iradeden söz ediliyor. Bu yönüyle hakikaten ayrımcılığın en üst noktalarından bir tanesi. Ama biz Türklerin nereye oy vereceğini tartışmıyoruz. Biz Türkiye'de bütün seçmenlerin nasıl eğilim göstereceğini aşağı yukarı tartışıyoruz. Şunu da ekleyeyim. Kürtler seçim döneminde çok şirin olurlar ya, çok sempatik evet. Olurlar. Herkes sever. Yani deyim yerindeyse yanaklarını okşar, makas alır. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar hoşsunuz der. Ama seçimin ertesi günü herkes yine Kürtlerin iradesi hakkında atıp tutar. Bu da Türkiye'nin gerçeği, Kürt meselesinin başka bir boyutu. İkinci sorum da buydu esasında ama önce şunu söyleyeceğim. Ben HDP kurulup da işte Türkiye'leşeceğiz dediğinde hep şunu yazdım ve şunu söyledim. Sizin o Türkiye'leşmek diye adlandırdığınızı karşı taraf Türkleşmek olarak algılayacak. Bir Türk partisi olarak olabiliyor musunuz, olamıyor musunuz? Olunamayacağına göre sizi de Türkiye'leşmemek ya da Türkleşmemek gibi suçlayacaklar dedim. Nitekim öyle oldu. Dava oraya geldi. Türkleşmeyi Türkleşmek olarak algılıyorlar, evet. Evet, bu arada tabii Aleviler size duacı olabilir. Çünkü Kürt hareketi bu kadar siyasette ön plana çıkmadan önce bu tartışma Aleviler nereye oy verecek diye yapılıyordu. Siz onların hakkını yediniz esasında bu anlamda. Aleviler bizi affetsin, Alevi toplumu. Onlar da Türkiye'nin en çok ayrımcılığa uğrayan bir inanç grubu olarak orta yerde duruyor. Bunu da asla göz ardı etmemek lazım aslında. Evet. Şimdi o son cümlede söylediğin seçim öncesi şirin çocukları, seçim sonrası gene aynı terane.
Seçim öncesi şöyle bir şey oluyor yani. Benim de Kürt arkadaşım var. Yani üst komşu. Çok iyi, çok iyi geçiniyoruz. O bana şunu veriyor, ben ona bunu veriyorum falan. Senin hiç Türk arkadaşın var mı? Valla çok var. Buna Oldukça zorda fazla var yani. kalınca söylüyor musun? Bak senin Türk arkadaşıma şikayet ederim diye. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi bunu söylemek. Çünkü bu benim yaklaşımımda yok. Yani bizim yaklaşımımızda yok. Ama kişisel olarak da tabii ki Türkiye'nin her tarafından dostlarımız, arkadaşlarımız, işte aynı okulda okuduklarımız, aynı aile içinde hani bir hayatı paylaştığımız insanlar var. Ama neden bunun adına Türk ve Kürt diyoruz? Onu reddediyorum aslında. Yani keşke Kürt problemi çözülse de bir an önce, bu kimlikler üzerinden sadece bir tanımlama yapılmasa. Ama dediğim gibi Kürt meselesinin işte çok farklı boyutu var. Bir tanesi de bu Kürt arkadaşlarım var meselesi. Ya da işte ya ben gitmiştim Diyarbakır'a, Mardin'e, çok iyi ev sahibiler. Hakikaten yataklarını, yemeklerini paylaşıyorlar, işte çok büyük saygı gösteriyorlar gibi kavramlar da çok fazla. Şu da çok kulağımıza gelen bir şey, yani bana çok söylenmiştir, örneğin kişisel olarak başkası adına konuşmayayım. Ay hiç Kürtlere benzemiyorsunuz. Bu bana her zaman bir hakaret olarak geldi, bir Kürt kadını olarak. Kürt çocuğuyken de, gençken de, okuldayken de, diyelim Türkiye'nin herhangi bir ilinde bunu çok duydum. Bir Türk arkadaşım bunu duymamıştır. Ay ne kadar güzel Türkçe konuşuyorsun, hiç Kürtlere benzemiyorsun, şiven yok. Ya da gerçekten Kürt müsün? Hani Kürtleri öyle bir kodlamışlar ki, hani işte söylemek istemiyorum yani filmlerde maalesef bunu ayrımcılık olsun diye neredeyse dizilerde, sinemalarda ya da başka başka şekillerde gösteriyorlar. Evet, biz Türk arkadaşlarımız var demiyoruz. Çünkü biz arkadaşları Türk ve Kürt olarak ayırmıyoruz. Evet. Ayrımcılık esasında Türkiye'den geliyor. Yani bütün bunlar işte Türkler nasıl oy verecek? Türkler arkadaşım var, işte ne bileyim ben komşum var. Ayrımcılık bu taraftan geliyor esasında bir o mantıkla bakarsak. Şimdi seçimlerde nasıl oy vereceği bilinçli olarak girdim esasında. Türkiye'de kimse şunu tartışmıyor. 80 öncesi darbe, 12 Eylül darbesi öncesi oylar. 80 sonrası CHP'nin Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oylar nasıl düştü? Daha önce niye oradan milletvekili çıkartıyordu da şimdi çıkartmıyor şeyi? Yani CHP düştü diye. Oysa önce bağımsız adaylar olarak sonra bir işte DEHAP, HADEP, DEM, dünya kadar parti kuruldu ve bu seçmen ciddi bir şekilde CHP seçmeniydi. Yani oy verdiği oydu. Bunu Türkiye'de bilinçli mi tartışmıyorlar? Yani işte Diyarbakır'daki eski CHP milletvekilleri, Kars'taki akıl almaz bir şekilde orada çok ciddi bir milletvekili vardı. Fakat bu parti kurulunca, çeşitli partiler arka arkaya kapatılıp da kurulunca o oylar kendi özüne döndü sonuçta. Bu niye tartışılmıyor? Bunu tartışmaktan ya da bu gerçeği söylemekten niye korkuyorlar? Çünkü bugün açık ya da gizli işte kent mutabakatı falan filan adına ne koyarsan koy. Yapılan mutabakat onları çok şaşırtıyor. Oysa 80 öncesi mutabakata gerek kalmadan orada milletvekilleri vardı, il başkanları vardı, işte Sırrı Sakık'ı biliyoruz, Ahmet Türk'ü biliyoruz, Hasip Kaplan'ı biliyoruz. Bu niye şimdi tartışılmıyor da değişik bir şekilde CHP'yi suçlamak için bilhassa yapılıyor? Şimdi şöyle ifade edeyim. Evet, 90'ların başında HEP kuruldu. Sevgili Vedat Aydın o zaman il başkanıydı. Onu da saygıyla anmak istiyorum, minnetle bu arada. İlk faili meçhul cinayet Evet. kurulunda. Çok yakından tanıdığım bir abimizdi, büyüğümüzdü. İHAD'de de beraber çalışmıştık. Anmadan geçmek istemedim yani.
Değil arkadaşım. Evet, yani bizim legal anlamda, tırnak içinde legal anlamda diyorum tabii ki. Hani Kürt siyasal hareketinin partilerini kurması, bu konuda siyasal arenada mücadele etmesinden önce tabii ki buradaki Kürt toplumu da Kürt halkı da oy veriyordu, sandığa gidiyordu ve kendine daha çok yakın hissettiği ya da diğerlerine göre daha çok hani eğilim gösterdiği partiler vardı, doğru. Bunlar içinde Ahmet abi var. Ahmet Türk o dönem SHP'den milletvekili seçilmişti. Ama şöyle bir şey de yoktu. Yani CHP, o günkü CHP ya da o günkü diğer sol, kendine solum diyen partiler, tip hariç, yani Behice Bora'nın tipi biraz daha hani daha açık ifade eden, sorunu tanımlamaya çalışan, en azından Programında var. evet yerinde, o tipi bir kenara koyarsak aslında yine geçmişle yüzleşen bir sol yoktu. Hani CHP Kürt meselesinin adını koyan, ayrımcılığı tanımlayan, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini kabul eden bir yerden yaklaşmıyordu. Ama neticede oylar nispeten oraya da gidiyordu, başka partilere de gidiyordu. Ama kendi partileri ve sorunun adını koyan, çözüm önerilerini ortaya koyan, bu konuda siyasal, demokratik bir mücadele verme başlayınca Kürtler ağırlıklı olarak kendi partileri etrafında toplandılar. O dönemi tartışmıyorlar çünkü Türkiye'nin geçmişiyle sorunu var bir bütün olarak. Türkiye geçmişiyle barışık değil, tırnak içinde değil diyorum. Bu benim kanaatim. Onlar çok barışık. Yani o hatalarla da, yanlışlarla da, işte şark ıslahat planından, işte mecburi iskan kanununa kadar, biliyorsunuz bir dolu kanun çıktı, istiklal mahkemelerinde verilen kararlara kadar, bugün hala bir kısım siyasetin bunu sahiplendiğini, bir kısmının böyle dil ucuyla hani ürkek bir şekilde karşı çıktığını görüyoruz ama radikal bir yüzleşme isteği yok. Hani geçmişte Kürtlere ne oldu? Ne yaptık Kürtlere? Kürtler neden bugün bir problem var diyor ve biz eşit değiliz, hani kimlik haklarımızı, dil haklarımızı istiyoruz diye bir yaklaşım olmadığı için geçmişte ki meseleleri de gündeme getirmek istemiyorlar. Bu benim yorumum. Hani işte hala Topal Osman sahipleniliyor mesela. İşte Yavuz Sultan Selim'in adı köprülere veriliyor örneğin. Ya da 33 kurşunun, o katliamın mimarının adı bir okula verilebiliyor. Büyük tepkiler sonucunda isim kaldırılabiliyor gibi sayısız örnek var ortada. İşte bizim mesele tam da burada kilitleniyor aslında. Geçmişle bir yüzleşmek lazım. Hakikatleri gerçekten ortaya çıkarmak lazım. Dersim katliam ne oldu Dersim katliamında? Hani Tertelesi'nde ya da Koçgiri'de ya da Agri'de ya da ne bileyim Roboski'de, hani bunun gibi yakın tarihe kadar gelecek olursak, bunlarda en soldaki parti de ezberlere sığınıyor. Aynı dili aslında kuruyorlar ve üstüne gitmiyorlar. Mesele çok boyutlu yani. Sorunuz çok kapsamlı olduğu için böyle genel bir çerçeve çizmek istedim. Evet, mesela Dersim katliamında İsmet İnönü bu kadar büyük bir katliama giremeyeceğini ifade ediyor Atatürk'e ve gece görevden alınıyor. Yerine Menderes, Celal Bayar Başbakan, Ferit Çakmak da Genelkurmay Başkanı. Sonra birisi Demokrat Parti'yi kuruyor, birisi Millet Partisi'ni kuruyor. MHP'nin kökü Millet Partisi. Ama kendi aralarında bile Dersim katliamını konuşurken CHP suçlanıyor. Oysa CHP'nin ikinci adamı ben yapmam bunu demiş, Demokrat Parti ile Millet Partisi'ne bırakmış. Hiçbir zaman Demokrat Partili Dersim olayından dolayı suçlanmıyor. O tek parti içindeki CHP, bugünkü CHP de aynı şekilde suçlanıyor. Şimdi buraya gel, bu Türkiye ve Kürt üzerinden gelmemin bugünkü Devlet Bahçeli'nin açıklamasını okudunuz mu bilmiyorum. Bugünse okumadım henüz. Yani bugünse. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Evet, söz sende. Valla Bahçeli böyle düşünüyor düşünüyor, bir düşünce ortaya atıyor, bir söz söylüyor ve bu tartışılıyor. Tabii bu
ne denir? Bu açık bir tehdit. Yani bu seçimdeki mağlubiyeti aynı zamanda ötelemek için, tartışılmasını önlemek için kullandığı cümleler. Hani ne zaman ne diyeceğini kestirmek mümkün değil Bahçeli'nin. Ama neticede bu içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nı bırakmak istemiyor. Ayrılmak istemiyor. Çünkü bununla kendini var ediyor aynı zamanda. Ve kendisini bu ülkenin esas sahibi olarak görüyor. Oysa ki bu ülkenin sahibi hiçbir parti değil, halkın kendisidir. Yani bizzat toplumun kendisidir. Bunu söylemekle yetinmek isterim doğrusu. Evet, esasında şunu da ima ediyorum. Yani biz Türkiye'de ara sıra seçim yapıyoruz. İşte Türkiye'de seçimler çok demokratiktir ama benim iddia ettiğim bir şey, yani Türkiye'de hükümetleri devlet yönetiyor. Daha kuruluşundan itibaren hükümetler hiçbir zaman devleti yönetemedi. O kullanışlı devletin ya da derin devletin ya da derinleştirilmiş devletin ne olursa olsun MHP bir sözcüsü olarak mecliste hep o şekilde. Tabii ki, tabii ki. Çok partili dönemde bir milletvekilinden başlayıp hep mecliste olan ikinci millet, pardon, tek milletvekili, çünkü yok kendileri de bir kere giremediler, CHP'de giremedi. Ama devamlı mecliste bir sözcü de olsa var. Bunu mu esasında tekrar açık dillen söylüyor? Yani siz seçimlere bakmayın, AKP'ydi, ittifaktı, şuydu, CHP'ydi, Adalet Partisi'ydi. Türkiye'yi devlet yönetiyor. Bunu açık sözden söylüyor olabilir mi? İma ediyor. Hayır, bunu ima etmiyor. Bunu bence doğrudan söylüyor. Yani doğrudan söylüyor. Bu seçimlerin bir önemi yok diyor. Hani seçimleri yaptık, doğru. Yerel yönetimlerin ezici çoğunluğu başka bir partiye, yani başka muhalefet kanadına geçti genel olarak. Sadece CHP'yi kastetmiyor. Ama kimse buraya takılmasın. Devletin sahibi de biziz. Koruyanı da biziz. Yine bu ülkeyi biz yönetiriz diyor. Hani bunu söylüyor ama bunun karşısında da muhalefet güçlerinin, gerçekten muhalefet güçlerinin, Türkiye demokrasi güçlerinin, bütün dinamiklerin hayır, bu doğru değil. Yani seçimler sonuçta siyasi arenada siyasal mücadelenin ya da siyasal yaşamın en önemli uğrak noktalarından bir tanesi ve yönetimler belirleniyor. Doğru, Türkiye'de derin devlet hep tartışıda geldi. Var mı yok mu diye konuşmayalım. Var, yani hani şu anda bazı kararların nasıl alındığını görüyoruz. İşte mafya babalarının, işte ya da başka kesimlerin nasıl dizayn ettiğini ortaya saçılan belgelerle, sözlerle de hepimiz tanıklık ediyoruz. Doğru. Ama aynı zamanda varlık sebeplerimizden bir tanesi de bunlarla mücadele etmek. Hani demokratik bir işleyiş, demokratik bir rejim, cumhuriyeti demokratikleştirme mücadelesi, bu yönüyle kimsenin bundan tırsmaması lazım. Hani tırnak içinde tırsmama diyorum tabii ki. Hani bunun karşısında hayır. Yani bugün işte resmi verilere göre yerel Türkiye'nin galiba %63'üydü. İktidarın elinden çıktı. Yani bütçesinin de, hani yönetim aygıtının da önemli bir bölümü iktidarın elinden çıktı ve bu çok önemli bir şey. Yani gelecek seçimler açısından da Türkiye toplumunun bu konudaki duruşunu da aslında ortaya koydu. Artık iş muhalif güçlerin, muhalefetin bir bütün olarak kendi yolunda nasıl ilerleyeceklerine kaldı. Nüfus olarak ya da bölge olarak öyle ama sanayinin %70'inden fazlası CHP'li ve HDP'li, hatta pardon, Demli. Demi de katarsak 80'ine yakın. Evet, evet. Sanayi hani, bölgesi. Çok kullanıldığı için söyledim. Yüzde kaçtı? 80 mi galiba? Önemli oran. CHP ile beraber 73 falan ama Demi de katarsak o bölgede kaç yeri sanayi bölgesi ya da büyük iş yeri bölgesi diye sayarız bilemiyorum. 75 ile 80 arasında, yani işçilerin hakim olduğu bölgelere bu belediye başkanları geldi. Bu da çok etkileyecek bir şey tabii. Evet, çok önemli. Doğru.
Benim ya da sizin beklediğiniz bir şey değil ama olası bir şey. Van'daki seçimlerden sonra mazbata alındı. Fakat her şekilde ama Yargıtay ama mahkeme bir şekilde bir karar alacak ve belediye başkanlığı tekrar düşürülebilir ama mazbata alındığı için belediye meclisinden yeniden demli bir arkadaş belediye başkanı seçilir. Böyle bir şeyi bekliyor musunuz? Hazır mısınız? Şöyle ifade edeyim, yani Van seçimleri ve sonrasında yaşananları aslında herkes çok sıcak bir şekilde yaşadı ve çok yakın bir tartışma henüz geride de kalmadı. Öncelikle YSK'nın vermiş olduğu karar çok açık, yani yerel şeyin seçim kurulunun vermiş olduğu kararın yok hükmünde olduğunu ve kararı tamamen ortadan kaldırdığını ilan etti. Gerekçesi de 2 gün önce yayınlandı. Buna göre bir daha bunun tekrar mazbatanın geri alınması söz konusu değil. Öncelikle bunu ifade edeyim. Hukuken de tamamen bir girişim aslında. Bir şanslarını deneme hali olarak diye ifade edeyim. Zaten Van'daki hakimin sicili, yaptıkları, geçmişteki imzalarının neler olduğunu bütün Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu öğrenmiş oldu. Bu böyle objektif hukuk kurallarına göre verilen bir karar değil. Tamamen DEM Parti'ye belediye geçmesin ve ikinci partiye AKP'ye verelim diye hazırlanmış bir tezgah aslında, bir komplo diye ifade etmek istiyorum. Böyle bir şeyin bir daha olmaması gerekiyor. Hem hukuken hem siyasi akıl açısından hakikaten bunun hiç kimseye bir faydası yok. Ve Van'da çok büyük bir direniş ortaya çıktı. Hem de bütün her yere de desteklenen bir büyük bir sivil itaatsizlik de aynı zamanda. Hani neticede kendi seçtikleri belediye başkanının mazbatasının verilmemesi meselesi. Doğru, bu konuda farklı yazılar, çiziler var. İktidar kanadından da farklı kanatlardan da, ama ben kişisel olarak buna bir daha teşebbüs edilmeyeceğini düşünüyorum. Edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İktidarda yaşananların farkında. İşte Mehmet Uçum'un bu konudaki sözleri hakikaten çok talihsiz, çok vahim. Kendisi bir de kendini hukukçuyum diyor. Bir hukukçu bu kadar vahim sözler kullanmaz hukuk adına her şeyden önce. Yani saraydan konuşunca kendisini her şeye yetkin hissediyor. Herkese parmak sallayabileceğini düşünüyor. Ama bence Mehmet Uçum'un beyanları ve sonrasında yaşanan tartışmalarda da AKP içinde de büyük bir krize, büyük bir tartışmaya da işaret ediyor. Bunların hepsine gebe yani önümüzdeki günler. Evet. Şimdi benim bir tezim var. Belediye meclis seçimlerini Türkiye hep milletvekili seçimine eşdeğer tartıştı. Hep öyle de gördü çünkü belediye başkanını seçerken belediye meclisi değişik partiye verebilen bir ülkeyiz biz. Orada meclis seçiyor. İlginç bir şey, karar. Bunu Erdoğan ilk belediye başkanı olduğunda da yapmıştı. Ekrem İmamoğlu'na da yaptı. Şimdi belediye meclisi sonuçlarına baktığımızda AKP ikinci parti. Hatta MHP ile beraber aldığı oylarla ikinci parti. Çünkü bazı illerde o oyun içinde MHP'nin oyları da var. Şimdi batılı ülkelerindeki demokrasi ve seçim anlayışına baktığımızda ikinci partinin başkanı, cumhurbaşkanının istifa etmesi lazım. Yani AKP başkanı olduğu için aynı zamanda istifa etmesi lazım. Erdoğan'ın bu dönemde Erdoğan'ın çünkü Batılı ya da Türkiye'ye yatırım yapacak iş adamları bunu es geçemezler. Her an bir seçim olabilir, sen gidebilirsin, biz senin Cumhurbaşkanı olduğun devlete nasıl güvenelim başlayacak bu. Beyaz Saray'da görüşecek, Biden'da da olacak, Avrupa Birliği görüşmelerinde de, NATO'da da her yerde yani başkomutansın ama değilsin.
Ana muhalefet başkanı Erdoğan. Şaka değil öyle yani şu anda. AKP başkanlığına birisini düşünüp istifa eder mi? Bu beladan kurtulmak için, inandığı için değil. Yani şu anda öyle bir hamlenin hiçbir emaresi yok. Ben Erdoğan'ın kesinlikle AKP Genel Başkanlığından istifa edeceğini düşünmüyorum. Yani çünkü neticede bu Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz sistemin en önemli özelliklerinden biri hem partinin başında hem de devletin başında. Devletin tüm olanakları aynı zamanda bir partinin hizmetinde esas itibariyle. Yani meclis üyeliklerinde muhalefetin başı olabilir ama onun için şu anda önemli olan merkezi tablo, merkezi olarak Cumhurbaşkanı ve parlamentoda en büyük grubun genel başkanı, yani partinin genel başkanı. Böyle bir olasılığın hayata geçme ihtimalini görmüyorum, kendi adıma söyleyeyim. Yani Bilal'i getirse bile mi? Yok, yok, yani kendisi bırakmaz diye düşünüyorum. Şu ana kadarki bütün pratikleri de bunu ortaya koyuyor. Doğru, gelecek seçimde aday olmayacağını söylüyor. O da daha çok su kaldırır bu. Yani neticede sadece parlamento karar alırsa aday olabilir ya da bir anayasa değişikliği geçmişe yürürlü hale getiren bir özel düzenlemeyle olabilir. Bir veda yaptı gibi, ama bu vedayı engellemek için de biliyorsunuz içeriden epeyce itirazlar geldi. Yani bu önümüzdeki günlerde tartışılabilir ama ben şu hali hazırda oğlu da olsa genel başkanlığı devretmeyeceği kanaatindeyim. Benim siyasi olarak bakış açım bu. Evet. Son olarak bir şey soracağım. Kürt meselesini biz yıllarca Türkiye içinde tartıştık. İşte bunun içine kapatılıp açılan değişik partiler girdi. SHP Kürt meselesinin Türkiye'de tanınması açısından önemli bir dönemdi 12 Eylül sonrası. SHP ile yapılan işbirliği, tutuklanmalar. PKK ile olan devletin savaşını tartıştık, şunu tartıştık, bunu tartıştık ama bana öyle geliyor ki bundan sonra Kürt meselesini tek başına Türkiye'de işte DEM, Abdullah Öcalan, Kandil, PKK diye tartışmak yerine artık Kürdistan ve Irak, işte Kürdistan ve Suriye, İran, Türkiye ve Orta Doğu'da Kürtler ne olacak? Bütün dünya, Batılı ülkeler bilhassa ve Orta Doğu Kürt meselesini bir şekilde tartışıyor, bir şekilde ya karşı çıkıyor ya sahipleniyor ama sahiplenen çok ciddi bir kesim var. Biz de bundan sonra esasında Türkiye'de Kürt meselesini sadece Türkiye olarak, Türkiye içindeki bir Kürt meselesi değil de Orta Doğu'da bu nasıl bir çözüme gidecek diye tartışmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Buna hazır mı Türkiye? Yani Türkiye bunu şu yönüyle tartışıyor. Yani AKP MHP iktidarı ve dışişleri eliyle Orta Doğu'daki bütün girişimlerinde, dış politikalarında Kürtlere yönelik tutum, diplomaside de Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı, işte farklı ikili ilişkilerde de ya da anlaşmalarda da Türkiye bunu yapıyor aslında. Orta Doğu değil, dünya genelinde böyle bir tutumu var. İşte çok verdiğimiz bir örnek var. Japonya'da Kürt dili kursu açılıyor. Türkiye nota veriyor. Yani niye Japonya'da Kürtçe öğretiyorsunuz diye. Yani uzayda da bir Kürtçe kurs açılsa herhalde Türkiye karşı çıkacak. Yani böyle bir tablo var. Aslında bu yeni bir şey değil. Uzun süreden beridir dış politika buna göre şekilleniyor. Şekillenen olguların, yani
dayanak alınan olguların başında bu yer alıyor. Türkiye'de yani Türkiye'nin bu resmi tutumu ve iktidar tutumu dışında da bence dış dünyada da yani Avrupa'da da Amerika'da da Rusya'da da ilgili ülkelerde de Kürt meselesinin farklı boyutları tabii ki tartışılıyor. Yani görülüyor, bu görülmeyecek bir mesele değil. Yani biz hep şunu ifade ederdik, Suruç ve Kobani akrabaların ortadan bölünmesidir. Yani toprağıyla, evet, aileleriyle birlikte ayrı düşünülemez tabii. Yani bu önümüzdeki günlerde zaten tartışılmayan bir mesele değil ama sizin dediğiniz anlamda hani bütün bu boyutlarıyla tartışılması gerekiyor mu? Tabii ki Orta Doğu'da yani hani en önemli iki sorun alanı derken halklardan kaynaklı değil, siyasi yaklaşımlardan kaynaklı Filistin ve Kürt meselesi. Yani bu iki mesele çözülmeden Orta Doğu'da gerçek anlamda bir barışın gelmesi ya da bir siyasal iklimin değişmesi mümkün değil. Her iki problem de orta yerde duruyor. İşte dün ilginç bir şey vardı. Üç Cisim mi? Bir Netflix'te bir dizi varmış, daha izlemedim. Yılmaz Özdil yazı yazmış. Dünyayı kurtaranlardan biri YPG'liymiş diyor. İşte biri Çinli, biri YPG'li. Yani dizilere bile takılıyorlar. Hani orada nasıl bir Kürt adına bir şey söylenebilir ya da bir kurtarıcı olabilir. Birleşmiş Milletler'de konuşma yapabilir Augustan'ın. Yani böyle değişik şeyler var ama bunun üzerinde tabii ki çokça konuşulmalı, tartışılmalı ama siyaseti tabii ki siyasi yaklaşımı sadece iç politikayla sınırlamamak, dış politikayı da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor tabii ki. Siyasetin doğasında var bu mesele. Bu bölünmüşlük dediğin olayı ben birebir Cenevre'de yaşadım. Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmam istendi. Orada yaptı. Ondan sonra bir miting vardı, toplanma. Derneğe gittik. Faysal Sarıyıldız da yanındaydı benim. Milletvekili. Oturuyoruz böyle koltuklarda. Yanımızda genç bir delikanlı var. Aniden ikisi de Kürtçe konuşuyorlar. Tabii ben anlamıyorum ne konuştuklarını. Anlamadığımdan olacak. Bunların ikisi birden aniden kalktı havaya. Aniden kalkınca ben aramıza birini mi soktular, saldıracak mı diye ben de fırladım ayağa. Sonra sarıldılar birbirlerine. Faysal tabii yaşça büyük olduğu için o sarıldığı çocuktan o anımsıyor. Teyzesinin Türkiye'den, Kürdistan'dan ayrılıp Suriye'ye geçişlerine el salladığını hatırlıyor. O sarıldığı çocuk teyzesinin oğlu, ilk defa Cenevre'de o toplantıda karşılaştılar. Böyle çok hikaye var, çok gerçek var yani maalesef, maalesef. Evet, anlattığınız zaman bir sürü insan inanmıyor ama ben gözlerimden şahit oldum. Tabii onlarla beraber ben de duygulandım. Ciddi duygulandım. Çok zor bir şey çünkü. Evet, evet. Evet, Türkiye'yi ilginç günler bekliyor diye düşünüyorum. Yenilmez dedikleri partiler yeniliyor. Kendi içlerinde ciddi bir kavga var. İttifak içinde de ciddi bir kavga var. Bu tartışmalar nereye kadar devam eder ve benim beklediğim Türkiye'deki bir erken seçime doğru gider mi? Ben bekliyorum. İyi Parti'yi mi kastediyorsunuz? AKP kendi içinde kavgalı. Evet. Hiç sesini çıkartmıyor gibi yapsa da MHP, AKP ile ittifaktan rahatsız olanlarla olmayanlar arasında bir kavgalı. Kendini bitiren, yani hiçbir zaman yükselmemiş ama bitiren partiler var. İşte Dem'di, Ali Babacan'dı, Dem demişim, Ali Babacan'dı, Ahmet Davutoğlu'ydu, Demokrat Parti'ydi. Bunlar var. Yani herkes böyle bir evet, yani ne olacak bizim halimiz? Ne olacak bu memleketin hala o son damla evet gibi bir ülkedeyiz yani. Ya şöyle ben şöyle düşünüyorum açıkçası. 2023'te bir seçim yaşadık. 14-28 Mayıs ve
işte 31 Mart seçimleri, sonuçta aradan bir yıl geçmedi. Ve yerel yönetimlerde halk başka bir karar verdi ve bunu ilan etti. Doğru, dediğiniz tespitler doğru. Şu anda iktidar partisi de kendi içinde bir tartışma hali yaşıyor. Bunun çok az bir kısmının dışarı yansıdığına inananlardanım. Çok daha büyük bir kavga olduğunu düşünüyorum. Daha büyük bir muhasebe ve çatışma olacağını öngörmek zor değil aslında. Çünkü çok az basına açık yorumlar yapılır. Bu dönem basına yönelik de sosyal medyalarından epeyce bir açıklama var. Çok alışık olduğumuz bir şey değil aslında bu. Evet. Diğeri zaten MHP ile iktidar arasındaki bağ tamamen iktidar bağı. Yani iktidarı bölüşmek, işte Gelecek Beka adı altında kendi geleceklerini garanti altına alma güdüsünden, iç güdüsünden ve daha doğrusu düşüncesinden, maddi bağdan başka bir bağ yok. Ve aslında şu da var, ben daha çok AKP'nin MHP'lileştiğine inananlardanım. Bunu yıllar önce de söyledik. Hani herkes MHP AKP'lileşiyor diye söylerken tam tersine AKP'nin bu konuda ciddi bir kayış var. Ve bundan rahatsızlık duyan da çok ciddi bir AKP'li var, öyle söyleyeyim. Bunu sadece yorum olarak söylemiyorum. Hani yaptığımız çalışmalarda, temaslarda, meclis ortamında özellikle bunu görmek çok zor değil. Bu çatırdama devam edebilir ya da Erdoğan'la Bahçeli el koyar bakalım önümüzdeki günlerde, ama kolay kolay hani böyle bir anda ortalık süt liman olmaz. İyi Parti zaten konjonktürel bir partiydi. Şu ana kadar CHP, işte altılı masa derken ayakta tutturuluyordu, böyle zorla dik hale getiriliyordu diyeyim. Şimdi oldukça sarsıcı bir dönem geçiriyor. Konjonktürel partinin konjonktürel olacak olarak ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zaten kendi içlerinde de bu bir lider partisi, Akşener'in tekrar aday olması lazım gibi çokça laf da ortaya çıktı. Hani partinin önemli isimlerinden bu açıklamalar yapılıyor. Diğer yandan epeyce genel başkan adayı var. Orada da bir çatırdama var. Bizde tabii ki yok, DEM Parti'de. Yani biz yolumuza devam ediyoruz, evet, siyasete. Ama erken seçim bağlamında bunları açtım. Yani ben iktidarın böyle erken seçim gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 4 yıllık bir vekalet aldılar. Cumhurbaşkanlığında da, parlamentoda da. Yerel seçimlerdeki yaşadıkları büyük kaybı, hani erken seçime gidelim, halka gidelim gibi bir yola gitmeyecekleri kanaatindeyim. Tabii ki önümüzdeki dönem neler yaşanacak onu görmek lazım, yaşamak lazım. Şu an için böyle bir atmosfer olmadığını düşünüyorum. Neticede şimdi kendileri başka bir dizayn, başka bir yol, başka bir siyaset aklıyla yürümeye çalışacaklar. Zaten bütün açıklamalarda bunu gösteriyor. Yani benim genel olarak kanaatim bu yönde. Evet, çok teşekkürler Meral Danış Beştaş. Ben teşekkür ederim. Öyle bir iki seçim geçirdi ki Türkiye, benim hep iddia ettiğim fotokopiler öldü. İşte CHP'nin fotokopisi vardı Muharrem İnce ile beraber, yok oldu. AKP'nin iki fotokopisi vardı, yok oldu. AKP esasında Saadet Partisi'nden çıkma bir fotokopidir. O tek iktidarını kaybetti. Onun da fotokopisi olan şey bu sefer Saadet'i bitirdi, Yeni Refah. İlginç bir şey yani. Bu seçimde mesela ki Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesin diye İki tarafa da, her tarafın Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı birbirlerinin fotokopileri gibiydiler. Ama bir o fotokopiler bitti, ama istedikleri de oldu. Erdoğan seçildi. Önümüzdeki seçimlere belki de fotokopisiz gireceğiz gibi geliyor bana. Bakalım ne olacak. Bakalım. Ben hep şunu iddia ediyorum. Son bir soru sorayım o zaman. Çok... 7 Haziran seçimlerinde biz 80 yerine 55-60 milletvekili çıkartsaydık bir takım şeyler farklı olur muydu? Milli Güvenlik o gece toplandığı gibi toplanıp da bunlardan Milli Savunma Bakanı bile gelecek diye ödleri patlar mıydı? Bağımsızlığı milletvekilleri sayısını 35'ten
45'e çıkartsaydık, 50'ye çıkartsaydık. O 80 sanki Türkiye'de herkesi çok korkuttu yani. Herkes derken askeri, devleti yöneten askeri çok korkuttu gibi geliyor bana. Yani daha az alsaydık iyi mi olurdu şeyini doğrusu hiç düşünmedim. Daha doğrusu daha az almak için bir çaba içinde olamazdık tabii ki. Onu söyle. Yani bu yaşananı mesela açılım biter miydi? Kendi başlattığı açılımı nereden çıktı bu Dolmabahçe der miydi Erdoğan? Yoksa yani bence mi? Oradaki püf noktası bizim barajı aşmış olmamız. Yani onu aşmış olmamız asıl hani ilk defa olan oydu. Yani bu yazdım geçen gün, evet. Evet, 80 mi 60 mı çok fark etmezdi diye düşünüyorum ama AKP'nin tek başına iktidar olma sayısını yitirmemesi halinde başka denklemler öne gelir miydi? Onu düşünmek lazım doğrusu. Yani üzerinde böyle çok düşünmek ve hani bunu değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet, çok teşekkürler tekrar. İşte bu %10,5 gibi bir şey en son bekleniyordu ama 13,12 iyice delirtti diye düşünüyorum ben hala. Bakalım ne olacak. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.